Arkadaşlar merhaba. Bugünkü motorumuz Honda Activ-S. Fren tutmuyor şikayeti var ve arka teker zor dönüyor şikayeti var. Bu şekilde ve döndüğü zaman ses de yapıyor. Açacağız, bakacağız derden yemiş. Ben bu motorun şanzımanından şüpheleniyorum. Diferansiyelden şüpheleniyorum. Çünkü buralar hep yağ olmuş. Gördüğünüz gibi. Hep şanzımanın yağını bırakmış dışarıya. Açtığımızda göreceğiz bakalım ne var. Evet, sökmeye başlayalım. Evet, şanzımanımızın etrafını boşalttık. Bu şekilde debriyaj tarafını, varyatör tarafını boşalttık. Bu taraftan da egzosu ve jantı, balatayı çıkarttık. Karşılaştığımız manzara bu. Doğru tespit. Motorun rulmanları dağılmış gördüğünüz gibi. Oynuyor. Görebiliyor musunuz kamerada bilmiyorum. Bu şekilde boşluk yapmış. Bu şekilde bu taşıyıcı rulmanlar bozulduğu zaman fren tutmuyor jant dengesiz bastığı için ve tekerde zor dönmeler meydana geliyor. Bakın şöyle daha detaylı göstereyim. Gördüğünüz gibi dağılmış. Bu şekilde. Şimdi şanzımanı ortadan açacağız. Açtığımız zaman daha detaylı göreceğiz. Ama buradaki rulmanlarda herhangi bir boşluk yok. Herhangi bir oynama, dönmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Ya bu da demek oluyor ki bu motorun kullanıcısı çukurlara çok sert girdiğinden dolayı taşıyıcı rulmanlar dağılmış sadece. Ya bu tarafta hiçbir şey yok. Ama tabi bu rulmanlar set olarak değişiyor. Eğer dişlilerde bir sıkıntı varsa dişliler de değişiyor. Açtığımızda göreceğiz. Evet, şanzımanımızı dağıttık. Jantı tutan rulman göbeği bu şekilde dağılmış. Bu da keçesi. Söker sökmez zaten böyle döküldü. Vurmanın bu rulmanda da biraz boşluk var. Bunu da değiştireceğiz. Bunlarda çok bir şey yok gibi gözüküyor ama bu rulmanların hepsi set olarak değişiyor. Çünkü biz şimdi bozuk olanları değiştirirsek yarın öbür günde sağlam olanlar bozulur. Bir daha sökmek zorunda kalırız. O yüzden bütün rulmanlar set halinde değişecek. Dişleri yıkayacağız şimdi. Eğer dişlilerde herhangi bir zede falan herhangi bir şey görürsek dişleri de değiştireceğiz. Ama herhangi bir zede yoksa, herhangi bir sıkıntı yoksa dişleri değiştirmeyebiliriz. Yani söküldüğü zaman, yıkandığı zaman belli olacak onlar da. Bu şekilde son durum. Arka lastik böyle sökülüyor. Kapağımızdaki eski conta kalıntılarını temizliyoruz şu şekilde. Bu eski conta kalıntılarını temizlemezsek yeni conta sürdüğümüz zaman yağ kaçırır. Rulmanlarımızı çıkardık bu arada. Parçamızı da güzel yıkadık. Evet. Evet bakın temizlenen yer, temizlenme yer. Burası temizlenmiş, burası temizlenmemiş. Aradaki fark görüyorsunuz. Yağ kaçırmalarının sebebi hep bundan dolayı temizlenmeden toplandığı için.
Görüyorsunuz contaları nasıl temizliyoruz. Şimdi bu conta kalıntılarını temizleyeceğiz. Balta temizleme spreyiyle temizliyoruz. Gördüğünüz gibi malzememizin içi ilkinki gibi oldu. Kenarları olsun, içi olsun, bundan yolun olsun. İlkinki gibi oldu. Yani bu şekilde bu temizlik yapılmazsa yağ kaçırmalar oluyor. Yani hoş olmuyor. Yeni yapılan motorda yağ kaçırdığı zaman hoş olmuyor yani. Evet, son aşamalara doğru geldik. Rulmanlarımızı çaktık, keçelerimizi çaktık. Gördüğünüz gibi şöyle arkadan da göstereyim. Plastik kapak 6004 kullanıyoruz. Normal olarak FAP kullandım veya NACI kullanıyorum. İkisi de kaliteli, güzel rulmanlar. Bu şekilde keçisini de çaktık. Dükkanını kapağı temizledik. Şöyle contasını sürdük. Bunlarda ara conta olmuyor. Sıvı conta sürüyoruz. Siyah, kırmızı kullanmıyoruz. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Rulmanları çakarken, bakın şöyle göstereyim. Odaklayayım. Rulmanları çakarken rulmana Loctite sürüyorum çerçevesine ki bu rulman zamanla bu yuvada böyle boşluk yapıyor. Boşluk yaptığı zaman çok çabuk bozulmasına sebep oluyor. O yüzden boşluk yapmasın diye şu şekil rulman kenetleyici Loctite'lar var. Yani rulmanlara sürülen Loctite'lar. Bu şekilde sürüyorum ki daha uzun ömürlü olsun. Rulmanlar yarın öbür gün boşluk yapmasın. Burası da bu şekilde temizlendi. Contamızı sürdük. Odakla. Temizledik. Rulmanlarımızı çaktık. Etrafını temizledik. Şu merkez pimlerini takıyoruz. Bunlar takılmadan olmuyor. Bazı motorlarda mesela söküyoruz. Merkezden pimi çıkmıyor. Yani önemsiz bir parça gibi gözüküyor ama bu merkezden pimleri gerçekten çok önemli. Ya yani bunları takmadı mı olmuyor yani bu iş. Bu şekilde merkezden pimleri. Şimdi kapatacağız. Kapatma aşamasına geldik. Bu şekilde eski keçemiz değişecek. Evet, devam. Evet, şanzımanımızı kapattık. Gördüğünüz gibi bu da yeni hali. Gram oynama yok. Dönmüyor bile. Çok güzel oldu.
Çok sıkı bir şanzıman oldu. Bu taraftan da keçemizi taktık. Burada zaten oynama yoktu. Yumanlar yenilendi. Kapattık. Şimdi şanzıman yağını basacağız. Bir dakika daha. Markasını göstereyim. 80-90 petrol ofisi şanzıman yağı kullanıyoruz. Dişli yağ. Normal motor yağı olmaz. Kullanmıyoruz. Şu anda bu 45 olması lazım. 45-45 iki tane. 45-45 iki tane 90 gram yağ basıyoruz. Bu şanzımana normal motor yağı koyanlar var. Normal motor yağı olmuyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. 80-90 numara olması gerekiyor. Yani markalı bir yağ kullanırsanız, yani petrol ofisi güzeldir yani. Bizim sürekli kullandığımız marka. Petrol ofisinin 80-90. Güzel yani. Bu marka güzel. Başımız hiç ağrımadı. Bu da yazılı olması lazım. 45-45, 90 gram koyduğumuz zaman yeterli oluyor. 98. Evet, bu şekilde. Nerede onun şeyi? Her 10.000 kilometrede bir şanzıman yağınızı değiştirin. Çok faydalı. Şanzıman rulmanlarınız uzun ömürlü olur. Şanzımanınız uzun ömürlü olur. Altta şu var, 12'lik. Cıvatası var. Bunu açtığınız zaman eski yağ boşalır zaten. Bu da üstü. Buradan da şırıngayla basabilirsiniz yeni yağınızı. Sıkıyoruz. Evet. Evet. Evet, motorumuzu topladık. Şanzıman yağını bastık. Frenimizi ayarladık. Fren gördüğünüz gibi şıkır şıkır çalışıyor artık. Tekerimiz, şanzımanımız hepsi tamam. Gayet rahat. Tekerde hiç bekliyor. Evet, motorumuz tamam. Herkese hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin.